أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Arapça çeviri kılavuzunun 6. bölümünde metin çevirileri vardı. Bu metin çevirilerinden biz evvela Eskimo metnini okuduk. Eskimo bir kavimdi bu. Sonra El Emsalü atasözlerini okuduk. Sonra Ezzeytül Arabiyyü Arap petrolünü okuduk. Şimdi geçen dersimizde Munazzametül Umemil Muttehideti Birleşmiş Milletler, yani biz ona Birleşmemiş Milletler diyorduk. Her ne kadar metin kuyruklu bir yalandan ibaret olsa da biz o metinde yazanları anlamaya çalıştık. Şimdi ise kelimelerde kalmıştık. Arkadaşlar, ittefaka, yettefiku, ittifakan veya kul. İki şekilde de okuyabiliriz. Mastarları nasıl okuyabilirdik arkadaşlar, mastarları? Sonunu nasıl okuyabilirdik? Bir yazar mısınız? Mastarların sonunu nasıl okuyabilirdik? Evet, mastarların sonunu nasıl okuyabilirdik? İttifakun, ittifakan. İki şekilde de okuyabilirdik arkadaşlar. Tamam mı? Bunlardan birini siz belirleyin kendinize göre. İster devamlı ittifakun okuyun, merfulu. İster mansup okuyun. Mastarlar böyle okunur yani. İttefaka, yettefiku, ittifakun ala. Bunun bir eş anlamlısı vardı arkadaşlar. Eş anlamlısı ne bunun? Eş anlamlısı ne arkadaşlar bunun? İttefaka ala'nın eş anlamlısı neydi? Ecma'a, yücmi'u, icma'an ala. Yani ecma'a, yücmi'u, icma'an ala ne demek? Bir konuda icma etmek, karar vermek, fikir mutabakatına varmak. Mithakun, sözleşme. Hafaza yuhafizu muhafazaten ala veya tün ala, fark etmez. Size kalmış o. İki şekilde de okuyabilirsiniz. Bir standart belirleyin, ona göre okuyun. Ben genelde ten diye okuyorum herhalde. Bir şeyi korumak. Esselamul alemiyyü, dünya barışı. Sikatun. Sikatun. Bunun madisi veseka. Veseka. Misali vabi bir fiil. Veseka yesiku. Evet. Aslında yevsiku idi. Vav düştü. Fer'un furu'un. Kol, dal, şube. Munazzametül ameli düveliye veya devliye. İkisi de caiz demiştik. Uluslararası Çalışma Örgütü. Hakkaga yuhakkigu tahkik. Tefil babından. Evet, gerçekleştirmek. Teavene yeteavene teavunun ma'a, işbirliği yapmak. Evet. Şimdi bu metne bir daha bakalım. Böyle bir kelime antrenmanı yapalım. Munazzama, örgüt. Ummetün, umemun, milletler demek. Muttehide, birleşmiş. İctema'at, toplandı. Ba'de, sonra. Harp, savaş. El alemiye, dünya. Saniye, ikinci. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ba'd, bazı demek. Evet. Duvel, devletler. Kübra, büyük. Bir adedi, sayısınca demek. Mined duveli suğra, küçük devletler. Fi medineti, şehrinde. San Francisco. Vettefakat ala veya ecma'a ala. Toplanmak. Bir görüş üzerinde fikir mutabakatına varmak, anlaşmak. Tesis, kurmak. Vada'at, koymak. Mithakan, ikisi beraber sözleşme imzalamak. Sekreterun amun, genel sekreter. E'da, üyeler. Mendubune, temsilci. Hedefun, ehdafun, amaçlar, gayeler. Muhafaza ala, önemli, korumak. İşte Esselamul alemiyyu, bu aladan sonra geldiği için selami okuyoruz ama biz şimdi kelime çalışması yaptığımız için kelimeleri cümle haricinde nasıl varsayıyoruz arkadaşlar? Yani cümle haricinde kelimeleri daima ne okuyoruz? Başlıkları, kelimeleri müstakil olarak nasıl okuyoruz? Ha, merfu okuyoruz. Çok güzel. Tamam mı? Merfu varsayıyoruz yani. Cümle haricinde cümleyi, kelimeyi böyle çıplak olarak okuduğumuz zaman merfu kabul ediyoruz. Evet. Yani burayı Esselamul alemiyyü dediğim zaman, ya hoca aladan sonra gelenin kesre olduğunu bilmiyorum diye düşünmeyin yani. Tamam mı? Biz şimdi bunları cümleden bağımsız, paragraftan çıkartıp alıyoruz yani. Hukukul insan, insan hakları demek. Lizalike, bundan dolayı. Necidu, buluruz.
Muazzam çok önemli, birçok demek. Şe'abun şu'ubun haklar. Tamam mı? Şe'abun şu'ubun haklar. Alem dünya. Teda'u koymak, sikate güven koymak, yani güven duymak. Kebira büyük güven duymak. Vasafe yasıfu bir harfi celiyle kullanılır. İle nitelemek, ile vasıflamak. Evet. Ehem ismi takdil. Bak ismi takdil. En önemli. Munazzama siyasiye, siyasi örgütler. Neşat, aktivite, faaliyet, etkinlik. La yettasilu bi ile sınırlı kalmaz. Eş anlamlısı la yaktasiru ala. İktisara yaktasiru, iktisaran ala. Sınırlı kalmak demek. Fakat sadece demek. Furu'an, ferleri, kolları, şubeleri. Evet. Tukaddimu sunmak. Hizmet, hizmetler. Sekafiyeten kültürel, terbeviyeten eğitsel, içtimaiyeten toplumsal. Munazzamatul UNESCO, UNESCO örgütü. Te'melu ala, bir şey için çalışan. Evet. Ulum, bilimler. Tukaddimu müsaadet til iktisadiyete, ekonomik yardımlar sunmak, ekonomik yardımlar vermek yani. Mümessilun, eş anlamlısı neydi arkadaşlar? Yukarıda geçmişti. Mümessilun'un eş anlamlısı ne? Temsilcilerin eş anlamlısı ne? Yukarıda geçmişti. Evet. Yukarıda geçmişti. Mendubun. Çok güzel. Evet. Ve mimma la şekke fih. Bu ne demek? Ve mimma la şekke fih ne demek? Çok güzel arkadaşlar. Aferin Melike. Melike Karataş'a bir alkış yapalım. Çünkü bu kardeşimiz henüz hazırlığa da başlamadı. Evet, Melike'ye bir alkış alalım. Tebrik alalım. Bravo aleyk. Şüphe götürmez de olabilir. Evet Birgül. Necahat fi bir konuda başarılı olmak. Hal çözmek. Kethirun min eş anlamlısı adidun min, mezidun min, birçok demek yani, dem birçoğu demek. Müşkilat, sorunlar, düveliye veya devliye, ikisi de caiz. Eydan, deda, aynı şekilde demek. Lem tuhakkik, gerçekleştiremedi. Ehdaf, hedeflerine. Teavene ma'a, ile işbirliği yapmak. Bu kadar. Evet arkadaşlar, burada Türkçesi var. Burada bakarsınız nasıl çevirmiş. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Yani burada serbest çeviri yapmış. Metinden kopmamak suretiyle serbest çeviri yapabiliriz biz. Yani biraz Arapçayı anlayıp sonra onu birebir çevirmek değil de Türkçe'de kullanıldığı şekliyle çevirmek daha iyi olur. Evet, 5. metnimize geldik arkadaşlar. Bu metni dinledik mi? Metni dinleyenler bir nokta koysun. Evet, metni dinledik mi? İki tane ses kaydı göndermiştim size. Arkadaşlar metni dinlediniz. Bir de dersten sonra okuduktan sonra dinleyince bu sefer daha iyi anladığınızı göreceksiniz. Bak dersten önce bir dinlediniz. İki tane kayıt gönderdim. Kayıtlardan hangisi güzel? Erkeğin okuduğu mu bayanın okuduğu mu? Hangisi daha iyi? Kayıtlardan hangisi daha iyi? O daha yavaş okuyor değil mi? Tamam. İkisini de üçer defa dinliyoruz. Bir de şeyden sonra okuyoruz. Metni okuduktan sonra bakın nasıl aklınızda kalıyor. Hatta benim size tavsiyem bundan önceki metinler var ya işte Arap petrolü, atasözleri, efendim Eskimo. Bunları telefonunuza yükleyin. Bazen böyle mutfakta falan bulaşık falan yıkarken, iş yaparken dinleyin o metinleri. Kulağınız dolsun tamam mı? Arapça şarkılar dinleyin. Arapça türküler dinleyin. Arap türküsü neydi arkadaşlar? Arapların türküsü neydi? Arbekü müydü? Hah. Arbeküler dinleyin. Tamam kulağınızda olsun. Bak dilin 4 tane yeterliği var. El istima dinleme. El muhadese konuşma. El qira'e okuma. El kitabe yazma. Bunların 4'ü içinde farklı farklı çalışmalar yapmamız lazım. Bizim bu kursumuzda yaptığımız çalışma aslında kıraat üzerine, okumak üzerine.
Ama yazmak, konuşmak, dinlemek bunlar sizin kendi başınıza yapacağınız çalışmalar. Evet. Evet, bir gün repertuarı varmış bir günün. İsteyene açık. Evet. Çok teşekkür ederiz bir gün. Arkadaşlar, bu metnimizi bize Medine Ayşenur Toker kardeşimiz bu metne hazırlandı. Şimdi mikrofonunu açacak. Ben mikrofonumu kapatacağım. Kardeşimiz bize bu metni inşallah çözümleyecek. Daha sonra biz dilimiz döndüğünce bir şeyler eklemeye çalışacağız inşallah. Tamam mı? Bu dersimizin hocası Medine Ayşenur Toker. Evet. Tamam, kapatacağım ama gerektiği yerde açacağım. Tamam mı? Sen merak etme. Hadi bakalım. Sen aç bakayım mikrofonunu. Evet, o paylaşın. Repertuarınızı birbirinizle paylaşın. Evet Ayşenur. Ses nasıl hocam? Güzel. Güzel. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ama ben kendi sesimi de duyuyorum. Ha, şimdi Hayır gitti. Tamam. hocam. Tamam. Yok yok, şimdi Bilgisayar. gitti. Aha, iyi. Bilgisayardan mı dinliyorsun, telefondan mı Ayşenur? Telefondan hocam. Telefondan zor oluyor mu, yoksa nasıl yapıyorsun? Bir yere mi sabitliyorsun? Elimde duruyor. Yani hep ilk dersimizin başladığı günden bu yana hep elinde mi izledin? Aynen, sol el aktif Ha. değil. Telefonda. Aynen. Öyle yormuyor mu seni? Yok, sıkıntı olmuyor. Tamam. İnşallah Allah ecrini versin, kuvvetini versin sana. Amin inşallah. Şimdi ben mikrofonu kapatıyorum. Sen telefon mu bilgisayar mı, onun için sordum. Bilgisayardan girseydin ekran paylaşımı sen yap diyecektim. Tamam. Tamam. Şimdi ekran paylaşımı ben yapayım. Oradan başla inşallah, tamam mı? Tamam hocam, şey mi yapayım? Arapça okuyayım, hemen arkasından çevireyim mi? Şimdi Cümle cümle. nasıl yapıyoruz biz Ayşenur derslerde? Önce okuyoruz birkaç cümle. Ondan sonra onu çeviriyoruz. Tamam, tamamın değil de birkaç cümle oku, o sana kalmış artık. Onu Tamam. çevirirsin. Tamam mı inşallah? Tamam. Evet. Haydi bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Ailetul-Arabiyyetu, Arap ailesi. El-Ailetul-Arabiyyetu hiyel-Vahdetul-Esasiyyetu fi binail-Mujtemeil-Arabiyyi. El-Ailetul-Arabiyyetu, Arap ailesi. Hiye o, El-Vahdetul-Esasiyyetu, temel bir birimidir. Yani esas birimdir. Fil binai oluşumunda, yapısında el müştemeil arabiyeti, arabiyeti değil arabiyi, Arap toplumunda, Arap ailesi toplumun esas bilimlerini oluşturur. Tahteliful ailetul arabiyetu bi ihtilafil büldani vel edyani vel vaz'il içtimaiyi. Tehtelifu farklılık gösterir. El ailetul arabiyetu, Arap ailesi. Bi ihtilafin, burada şimdi şeyleri sayacağız. Hangi konudan farklılık gösteriyor onları sayacağız. Bi ihtilafil bildani, ülkeler olarak, vel edyani din açısından, yani din olarak, vel vaz'il içtimaiyi ve sosyal durum olarak Arap ailesi farklılık gösterir. Fel ailetu fi Libya mesela tahtelifu anil aileti fi Mısra. Mesela Libya'daki bir aile Mısır'daki bir aileye göre farklılık gösterir. Vel ailetu fil memleketil arabiyeti Suudiyeti tehtelifu anha fi Lübnan, fi Lübnan. Ve Birleşik Arap Emirlikleri değil, Suudi Arabistan memleketi Lübnan'dan bu aile yapısı olarak farklılık gösterir. Kezalik tehtelifu Ayşenur. ailetul muslimetu Ayşenur. an ailetil Mesihiyeti Ayşenur, el sesim geliyor mu?
7. Ayşe Nur. Efendim hocam. Şimdi şurada Suudi Arabistan memleketindeki aile dersek daha iyi olur. Suudi Tamam. Arabistan memleketindeki aile de hani ikinciyi söylüyoruz ya. Evet. Lübnan'daki aileden farklılık gösterir. Tamam. Bir de şurası Bildan değil de Büldan diye söyleyelim burayı. Beledün, Biladün veya Buldanun. İki tane çoğulu var bunun. Tamam. Tamam. Gayet güzel. Evet. Devam mı edelim? Devam edelim. Bir de kırık mana veriyorsun ya mesela. Bir Evet. De bittikten sonra toparla bir de. Tamam. Tamam hocam. Devam. Kezalik tahtelifu'l ailetu'l muslimetu anil ailetil mesihiyeti ev ailetil yahudiyeti. Kezalik işte böylece tahtelifu farklılık gösterir. El ailetul muslimetu Müslüman aile farklılık gösterir. An ailetin mesihiyeti Hristiyan bir aileden. Ev veya el ailetul yahudiyeti Yahudi bir aileden. Ve yine aynı şekilde Müslüman bir ülke Hristiyan Müslüman bir aile Hristiyan bir aileden veya Yahudi bir aileden farklılık gösterir. وَتَخْتَلِفُ الْعَائِلَةُ الْغَنِيَّةُ عَنْ عَائِلَةِ الْفَقِيرَةِ ve zengin bir aile fakir bir aileye göre farklılık gösterir. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ هَذِهِ الْاِخْتِلَافَاتِ فَإِنَّ هُنَاكَ صِفَةٍ تَمْتَازُ بِهَا الْعَائِلَةُ الْعَرَبِيَّةُ Ve alen rağmi min, buna rağmen, hâzihil ihtilafâti, bu farklılıklara rağmen, fe inne hunâke sıfatin, Arap ailelerin kendine has vasıfları, sıfatları vardır. Öyle sıfatlar ki, temtâzu vehel âiletul arabiyyeti, yani bu Arap ailelerini diğer ailelerden ayıran bazı özel vasıfları vardır. Fel âiletul arabiyyetu, Ma'rufun bil kerami. Fel ailetul arabiyyetu ma'rufun bil kerami. Arap aileleri ma'rufun. Ayşenur. Efendim hocam. Sen kendi önünde kitaptan bakıyorsun, benim ekrandan bakıyorsun. Ben kitaptan okuyorum. Benim ekrandan bakma ihtimalim var mı? Şöyle yapalım. Ya biraz kafam karışıyor ama. Evet bakayım. Çünkü ben burada bazı şeyler yapıyorum senin için. Gördün mü? Hocam bende görüntü 3 saniye sonra geliyor. Öyle mi? Tamam o zaman. Yüzden... Bir de ufak tefek bir şeyler var mesela. Sıfatın değil de sıfatin. Bir de ma'rufun bir değil de ma'rufetun bil kerami. Tamam. Tamam. Dikkat edeyim. Tamam. Çok tamam. Güzel. Devam. Fel ailetul arabiyyetu ma'rufetun bil kerami. Fel ailetul arabiyyetu, Arap ailesi ma'rufetun bilinir. Bil kerami, cömertlikle bilinir. Yani cömertlikleriyle bilinir. Arap ailesi cömertliğiyle bilinir. Fehiye tuzhiru littayfi etterhibe. Fehiye tuzhiru littayfi etterhibe. Ve Arap aileleri tuzhiru karşılarlar. Hani karşılama değildi bunun manası tam olarak ama. Hocam bu kelimenin tam olarak manasını alabilir miyim acaba? Şimdi terhibin mi? Hayır. Terhip karşılama da tuzhiru. Şimdi bu aslında kalıp Ayşenur. Mesela terhip hoş karşılama. Mesela merhaba diyoruz ya merhaba. Evet. Rahhabe yurahhibu terhip hoş karşılama. Bunu da kalıp olarak düşünebiliriz yani. Tuzhiru etterhibe işte yani hoş karşılamayı açığa çıkarmak. Ezhara yuzhiru izhar. İzhar etmek. Yani aslında hoş karşılamak diyebiliriz ikisine beraber. Tamam. Ama buradaki liye için demeyeceğiz tabii. Ne diyeceğiz? Misafiri hoş karşılarlar yani. Evet misafirin aynı. Tamam. Evet. Tamam hocam. Buyurun teşekkür devam. Tuzhirut littayfi etterhibe misafirini
hoş karşılarlar. Ve tukaddimu lehut da'ame ve ona takdim ederler, sunarlar. Lehu gelen misafirler için et da'ame yemek sunarlar. Yemek misafirler için onlara yani yemek ikram ederler. Ve kesirum minel ailetil arabiyeti tetlubu min tetlubu minezzairi ey yüşerekehe da'ameha ve min bir dakika ve kesirim minel ailetil arabiyeti ve Arap ailelerinin çoğunluğu tetlubu isterler. Minez zairi misafirlerinin yani zair ismi fail kalıbında gelmiş burada. Misafir işte ziyarete gelen kişi olarak en yeşrekehe katılmalarını da'ameha yani yemeklerinde vesaire kendilerine katılmalarını isterler. Arap ailelerinin çoğunluğu misafirlerinin yemeklerine, içmelerine vesaire kendilerini iştirak etmelerini isterler. Hatta izâ lem yekun med'uven. Hatta izâ lem yekun med'uven. Hatta öyle ki izâ lem yekun olmasa bile med'uven davetli, çağrılmamış biri olsa bile. Yani buna galiba gayru med'uven. Gayra med'uven de diyebiliriz. Emin değilim ama. Öyle diyebilir miyiz hocam? Peki. Velidâlike velidâlike kullihi te'sirun alel benine vel benati. Ve bu Arap ailelerinin bu davranışlarından dolayı yani bu yukarıda saydığımız maddelerden dolayı te'sirun alel benine vel benati. Yani ailede bulunan kız çocuğu ve erkek çocuğu bunlardan etkilenir. Fel arabiyyu ya'tabirul akile ma'ahu dayfen hatta ize kâne fî met'ami. Vel arabiyyu Arap ya'tabiru itibar eder, önem verir değil. Yani hesaba katar diyelim. El akile yemeği ma'ahu dayfen. Misafiriyle beraber yemeği yani önem gösterir. İhtimam gösterir de diyebiliriz zannımca. Hatta şöyle ki اِذَا كَانَ ف۪ي مَتْعَمْ yani Arap misafirinle beraber yemeğe lokantada da olsa önem gösterir. Yani bunu tam cümleyi anlamış değilim. Buna şey diyebilir miyiz hocam? Hani lokantada hesabı ödemeyi buna dahil edebilir miyiz acaba? Şimdi şurada fel arabiyyu ya'ti biru dedik ya. Evet. El akile burayı sanki ekle gibi okudun. Burayı ismi failar. Bir de şurayı hatta izâ kâne dedin. Kâne değil de kâna. Niye kâna dedi biliyor musun? Bir taraf ev sahibi bir taraf misafir. Evet. Şuraya çok güzel mana verdin. Yani salar bile, seler bile. Mesela şurada dedin ya mesela hatta izâ lem yekun. Davetli evet. Olmasalar bile. Demek ki burada bir kalıbımız var bak bizim. Hatta izâ kâne kalıbımız var bak bizim. Burada hatta izâ kâne gelmiş. Burada hatta izâ lem yekun gelmiş. Fark etmez. Evet. Bu kalıp ne o zaman bizim? Nokta olsalar... nokta olsalar bile, nokta nokta olmasalar bile. Evet. Burada biz akileye ne diyelim biliyor musun? Yemek yeni diyelim. Hı. Tamam. Tamam. Yani hatta lokantada kendisiyle birlikte yemek yiyeni bile bunlar misafir kabul ediyormuş. Ne kabul ediyor? Ya'tebiru. Buna bir meful lazım. İtibar etmek, kabul etmek, den saymak. Neyden sayıyorlarmış? Dayfen. Evet. Yani hatta lokantada beraber yemek yedikleri kişileri bile misafirden sayıyorlarmış yani. O kadar cömertlermiş. Oldu mu? Oldu hocam. Çok iyi oldu. Evet. Evet, buyurun. Devam. Vel arabiyyu yahtarimu yahtarimu ciranehu ve Arap
yahterimu, ihtiram eder, ciranehu, komşusuna. Arap komşusuna ihtiram eder, hürmet eder. Ve yusa'idehum, indeme yahtacune ile müsaadeti. Ve yusa'idehum, yardım eder, indeme yahtacune ile. Bir şeye ihtiyaç duyduğu zaman neye? El müsaadetu. El müsaadetu ile el müsaadeti. Bir daha alayım cümleyi baştan. El arabiyyu yahterimu ciranehu ve yusaidehum indeme yahtacune ilel müsaadeti. Yani Arap komşusuna ihtiram eder. Yani özen gösterir, önem verir ve yardıma ihtiyacı olduğunda ona yardımcı olur, yardım eder. Vel Arabu yekulune. Araplar, burada Arap kelimesi tek, yani müfret olarak görünüyor ama bu cemi olarak kabul ediliyor. Vel Arabu yekulun. Araplar diyorlar ki innen nebiyye kad innen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kad evse bisabi'i carin. Kad evse bisabi'i carin. Vasiyet etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bisabi'in carin, yani yedinci komşuya kadar bu hürmetin kapasitesinin en az, hani ne kadar olduğunu belki burada bize haber veriyor. El ebu ra'sul ailetil arabiyyeti. El ebu baba, ra'sun normalde baş demek, yani baş, reis olarak kullanılıyor. Hani aynı zamanda kafa manası da var. Burada baba Arap ailesinin, yani reisidir. Ve huve mes'ulun anha iktisadiyen ve içtimaiyen. Ve huve mes'ulun, o sorumludur. Anha, buradaki ha aileye gidiyor. Aileden, yani kendi ailesinden sorumludur. İktisadiyen, ekonomik olarak, ve içtimaiyen, ve toplumsal, hani sosyal aktivite olarak baba sorumludur. Tamamen toplamama gerek var. Baba ailesinden ekonomik ve sosyal olarak mesuldür, sorumludur. Yahterimuhu a'da'ul aileti ile eb'adil hududi. Yahterimuhu a'da'ul aileti ile eb'adil hududi. Yahterimuhu, ona ihtiram ederler, saygı gösterirler. Kime? Babaya. Oradaki hu babaya dönüyor. El a'da'u, üyeleri. Bunun müfredi zannımca uzvun olarak geliyor ama tam emin değilim. Uzun a'da'un. Uzvul aileti, ailenin üyeleri, bireyleri ile eb'adil hududi. Gençler bakın, burası çok güzel, bu benim çok hoşuma gitti. Hani şey demek, yani sınırsız gibi bir şey, yani son dereceye kadar, hani saygı duyma olarak alınmış. Güzel kalıp. Yahterimuhu a'da'ul aileti ile eb'adil hududi. Ailenin fertleri babaya son derece saygı duyarlar, ihtiram ederler. Ve yukaddimu huve li'a'da'i. Ve yukaddimu huve li'a'da'il aileti kulle hidmetin yestati'u takdimeha. Baba aile üyelerinin aile üyelerinin kulle hizmetin, bütün hizmetlerini yestati'u takdirehu takdimeha.
Baba aile üyelerinin tüm hizmetlerini yani ihtiyaçlarını yerinde satıyor. Elinden geldiğince karşılamaya gayret eder. Çeviremedim, zor oldu biraz. Vel ümmü seyyidetül beyti vel müdiratuhu. Vel ümmü ve anne seyyidetül beyti evin seyyidesidir, evin hanımıdır ve müdiratuhu ve evin idare edicisi, evin yöneticisidir. Reis demiyoruz. Bakın, babaya reis olarak alıyoruz, anneyi müdire yani idare eden olarak alıyoruz. Tegumu bi terbiyeti evladihe. Tegumu bi terbiyeti evladihe. Anne evlatlarını terbiye eder. Yani onların işte ihtiyaçlarını idame eder. Ve yukaddimu leha zevcühe. Şunu çevireyim, dikkatimi dağıttı telefon. Evet. Ve yukaddimu leha zevcühe ve evladuhe a'zamul ihtirami. Ve yukaddimu leha takdim ederler. Yani buradaki yani sondaki kelimeyle bunu birini eritiriz galiba. Çünkü acayip oluyor. Ve yukaddimu leha anneye şey yaparlar. Aklıma kelime gelmiyor bir dakika. Hocam bir el atabilir misiniz rica etsem? Hocam. Buyurun. Burada da mı yukarıdaki gibi ayrı alacağız? Burayı tam sorunuzu anlamadım. Yukaddimu Yani şuradan mı alalım? Seyyidetül Beyti ve müdiratuhu, yani anne evin hanımı ve idarecisidir. Tegumu bi, biliyorsun kalıp bu. Bi Kalıptır. terbiyeti evladiha, yani çocuklarını terbiye eder. Ve yukaddimu leha, bu sunan şey, yani sunan kocası ve çocukları. Zevcuha ve evladuha, yani Sunmak. kocası ve çocukları ona e'zamul ihtirami, yani en büyük saygıyı sunarlar, gösterirler yani. Tamam. Tamam hocam. Evet, devam edin. Kelime gelmedi aklıma o yüzden. Olsun, hiçbir sorun yok, gayet güzel yani. Eyvallah. Vel Arabu yekulune. Araplar diyorlar ki el cennetu tahte ekdamil ummuhati. El cennetu cennet tahte ekdamil ummuhati. Cennet annelerin ayakları altındadır diyorlar. Yekumul ebu vel ummu bi terbiyeti evladihime. Anne ve baba çocuklarının terbiyeleriyle hani çocuklarını eğitmeyle ilgilenirler ve yüveffirani ve fera yüveffiru galiba temin etmek demek ve yüveffirani temin ederler lehum onların kulle hacatihim onların bütün ihtiyaçlarını temin ederler ile en yestagillu fi hayatihim ile en yestagillu fi hayatihim. Yani artık bunu nasıl çevirebiliriz? Yani kendi ayakları üzerinde durana kadar anne ve baba çocuklarının ihtiyaçlarını temin ederler. Ve inde zalike bununla birlikte yekumu kulli ibnin bi takdimil musaadetil valideyhi. Bütün erkek çocuklar bi takdimil müsaadetil valideyhi yani bunun üzerine bu anne babanın evlatlarına bu yardımları üzerine yani bunlardan sonra
Bütün erkek evlatlar anne ve babalarına yardımcı olurlar. Ve min adatil arabiyyetu ve Arapların adetlerindendir. Geleneklerinden diyebiliriz. En yud'al validani anne babaları çağırmak bi ismi ibni hima el ekberu şuradan alayım. En yud'a çağırmaları el validani anne babaları bi ismi ismiyle ibni hima oğullarının ismiyle el ekberu ve oğullarını ve oğullarının büyük oğullarının isimleriyle çağrılmaları Arapların adetlerindendir. Feyukal denilir lil validi baba için yani babaya denir. Ebu Esad ve tusemme el validatu ummul esad ve anneye de ümmü esad denir. İza kanesmu ibnihime el ekberu esad. İza kane olduğunda ismu ibnihimel ekberu. Büyük çocuğun ismi esad olduğunda babaya Ebu Esad, anneye de Ümmü Esad denilir. Hocam anlaşılıyor mu ya? Sıkıntı varsa. Ben mesajlara bakamıyorum. Tamam, bence çok güzel. İstifade ediyoruz. Arkadaşlar da yazsınlar. Nasıl arkadaşlar? Anlaşılıyor, çok iyi demiş. Evet, bir tanesi şey demiş. Hocam artık Ayşenur'la devam etmek istiyoruz. Siz dinlenebilirsiniz demiş. Evet Ayşenur, 27 Eylül'e kadar artık kurs sende, tamam mı? Aman hocam, bana bırakmayın. Tamam, anlaştık mı? Evet. Yeter mi bu kadar Ayşenur, bitirecek misin? Siz bilirsiniz hocam, geç olduysa bırakayım. Nasıl yapalım arkadaşlar? Ayşenur, bitirsin mi Ayşenur metni? Evet, bitirelim mi arkadaşlar metni? Evet, hadi bakalım. Evet, bitirecek misin hocam? Estağfurullah hocam ya. Hadi bakalım. Min ehemmi sifatin aili sifatil aileye değil ya. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Min ehemmi sifatil ailetil arabiyyeti. Arapların önemli sıfatlarından, önemli vasıflarından biridir. Enne hunake rabidaten kaviyeten beyne a'daiha. Min ehemmi sifatil ailetil arabiyyeti enne hunake rabitaten kaviyeten beyne e'daihim. Arapların bir diğer önemli sıfatlarından, önemli kendini ayıran özelliklerinden biri de enne hunake olmasıdır. Rabitaten kaviyeten beyne e'daihim. Rabitaten kaviyeten kuvvetli bir bağın olmasıdır. Beyne ebaihe. Bu ailedeki fertlerin arasında kuvvetli bir bağın olması Arapların diğer ayırt edici özelliklerinden biridir. La teştemilu tilker rabitati. La teştemilu tilker rabitatil valideyni ve Ayşenur. Efendim hocam. Seninkinde la teştemilu mu, la teşmelu mu? Teşmelu. Bir de o tilkeden sonrasını fail oku. Ha, tamam.
Tamam. Ama tamam hocam. Tamam. وَلَا تَشْمِلُ تِلْكَ الرَّابِطَةُ الْوَالِدَيْنِ وَاَوْلَادَهُمَا فَقَطْ. Şemile, yeşmilu, yayılmak, kapsamak, içine almak demek. Burada mana kapsamaz, içine almaz. Tilker rabitatu, buba kapsamaz, içine almaz. El valideyni, anne babayı ve evladehuma ve evlatları fakat sadece. Bu kuvvetli bağ sadece anne baba ve evlatları kapsamaz. Bel aksine teştemilu kapsar. Eydan aynı şekilde el-e'mamu Ayşen, amcaları. Ayşen dur yine teştemülü dedin. Teşmelü. Allah'ım estağfurullah. Tamam. Tamam hocam. Evet. Nerede kaldım? Bel teşmelu. Teşmelu. Şemile yeşmelu. Teşmelu. Tamam hocam. Bel teşmelu eyban aynı aks cümleyi bitireyim. El amame vel ehvale ve gayrahum minel akaribi. Bel aksine teşmelu kapsar eyban aynı şekilde el amame amcaları vel ehvale halaları ve gayrahum minel ekarib ve akrabadan diğerlerini kapsar. Şöyle şuradan alalım. Bu kuvvetli bağ yalnızca anne baba ve çocukları kapsamaz. Aynı zamanda amcaları, dayıları ve diğer akrabaları da içine alır, kapsar. وَالتَّعَاوُنُ لَا يَكُونُ بَيْنَ اَعْضَاءِ الْاَئِلَةِ اَعِلَةِ الْوَاحِدَةِ فَقَطْ. وَالتَّعَاوُنُ yardımlaşma لَا يَكُونُ olmaz بَيْنَ اَعْضَاءِ الْاَئِلَةِ اَعِلَةِ الْوَاحِدَةِ فَقَطْ. Yardımlaşma da aynı şekilde sadece aile bireyleri arasına has değildir. Sadece aile bireyleri arasında olmaz. Bel aksine yekunu olur. Eyvan aynı şekilde beyne ailetil ekaribi. Bel aksine yekunu olur. Eyvan aynı şekilde beynel ailetil ekaribi. Diğer akraba aileleri arasında da bu yardımlaşma olur. Yalnızca kendi aileler arasında sınırlı kalmaz. Ve sa'idi beynel arabi en yetebadele. Ve mine saidi. Ve mine saidi. Ve sa'idi beynel arabi en yetebadelel ekaribu ziyaretu fil a'yadi. Ve mine saidi yaygınlaşmıştır beynel arabi Araplar arasında en yetebadele karşılıklı olması vel akaribu ziyaretu akraba ziyaretleri fil ayadi bayramlarda bunun tekili aydın çoğulu ayadın olarak gelmiş. Ve Araplarda bayramlarda akraba ziyaretleri karşılıklı olarak yapılan akraba ziyaretleri yaygındır. Bel hatta bidune münasebetin. Hatta Biduni. çok kötü oldu. Evet. Bel hatta biduni münasebetin.
Hatta uygun olmasa bile. Hocam buna yani ne demek burası? Plansız olsa bile mi demek? Yok, burası şu demek. Yani bayramlarda Araplar arasında bayramlarda karşılıklı olarak akraba ziyaretleri yaygındır. Hatta biduni münasebetin. Yani hiçbir sebep olmasa bile yani. Bayram değil, seyran değil. Amcam beni niye öptü diyor ya. O işte yani. Tamam. Yani hiç, sebepsiz yani. Tamam. Bayram ziyaretleri veya biduni münasebeti. Sebepsiz yani. Hani plansız geliş. Aynen tamam. Yok şey, sebepsiz diyelim yani. Yani bir vesile olmadan yani. Tamam hocam. Bel ve biduni münasebetin yani sebepsiz olsa bile. Ve Yani yukayımun. bir münasebet olmaksızın yani. Tamam. Evet. Ve yuqimul ibnu ev ibnetu fi beytil valideyni ila yevmiz zevaci. Ve yuqimu ikame eder. Hani Ve kalır. yegumu, kame yegumu bir. Tamam hocam. Ya metinde şey olarak hani abla da galiba abi de ters seslendiriyordu. Ben de o yüzden böyle yazmışım. Çok özür diliyorum. Yok Ve estağfurullah yani Ayşenur, bu benim söylediklerim hiç büyük hatalar değil yani, tamam mı? Tamamen böyle heyecan var mı biraz? hem de nasıl? Tamam. İşte biraz heyecandan biraz da dikkatsizlikten oluyor ama çok hatalar değil yani. Neyse toparlayacağız inşallah hocam. Yok hiçbir sıkıntı yok yani. Ben çok memnun kaldım. Çok da gurur duyduk seninle. Estağfurullah Evet. Devam edelim inşallah. hocam. Ve yakumul yakumu ikamet eder. El ibnu oğul ev el ibnetu kız fil beytil valideyni anne babasının evinde yani baba evinde ikamet eder ila yevmiz zevaci evlilik gününe kadar yani evlenene kadar kız ve erkek çocuğu baba evinde ikamet eder ve kad yuqimul ibnu fi beyti valideyhi ba'de zevaci. Ve kat yuqimul ibnu erkek evlat ikamet eder yani edebilir. Fi beyti valideyhi baba evinde ba'de zevacihi. Erkek evlat evlendikten sonra da baba evinde ikamet edebilir. Ve minel ma'rufi anne daha önce de çok geçti bu. Bilinir ki anne ebna el aileti yestati'une ey yetezevvecu min benati amamihim ve ahvalihim. Ve minel ma'rufi anne bilinir ki ebna el aileti ailenin erkek çocukları yestati'une yapabilirler en yetezevvece yani evlenebilirler min benati kızlarıyla amamihim amcalarının kızlarıyla ve ahvalihim hala değil dayılarının kızlarıyla ve bilinir ki ailenin erkek çocukları halalarının değil amcalarının ve dayılarının kızlarıyla evlenebilirler. Metin bitti. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hocam söz sizde. Bir de kelimelerimizi yap da. Aman hocam. Kelimelerimiz de yani ne var ne yok, eş anlamlılar, çok anlamlılar. Bir de onlardan bahset bize. Hadi bakalım. El-Ailetul-Arabiyyetu sesim geliyor mu? Hocam.
Oradaki kelimeler değil, şu alttaki kelimeler. Hani altta metnin altında kelimeler var ya. Şu an sesim geliyor değil mi? Aha, tabii buyurun. Tamam hocam. Vahdetun ve hadatun, birlik, ünite, birim demekmiş. Ehtelefe, yehtelifu, ihtilafen, ala, farklılık göstermek. Yani bir şeyden farklılık göstermek demek. Ezhara, yuzhiru, izharen, bir şeyi göstermek, bir şeyi açığa çıkarmak demek. Şarake, yuşariku, müşareketen, bir şeye katılmak, ortak olmak, iştirak etmek. İle ev'adil hududi, son derece. Hani son raddeye kadar değil, son derece. Veffera, yuveffiru, tevfirun li, sağlamak. Burada nerede geçiyordu? Veffera. Ha, temin etmek. Tamam. İhtiyaçlarını temin etmek. Veffera, sağlamak, aynı zamanda temin etmek. İstakalle, yestakillu, istikalen, bağımsız olma, başkasına bağlı olmama. İstiklalen, istiklalen. Bakıyorum. Hangi? İstakalle, yestekillu, Tamam hocam. evet. Bağımsız olma, başkasına baş bağlamama demişiz. Minesaidi yaygındır, yaygın demek. Böyle. Tamam. Ayşenur, mikrofonu kapatma. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Yani çok memnun olduk. Rica ederim. Şimdi arkadaşlarının da müsaadesiyle ben buna bir ekleme falan yapmayacağım. Yarın bu metinden yine devam ederiz. Bazı gramer şeyleri var. Çok dolu dolu bir metindi yani bu. Hem kalıp olarak hem gramer özellikleri olarak. Yani aslında Arapça öğrenmek için bu metin yeter yani öyle söyleyeyim. Çünkü her şey var içinde. Çok dolu dolu bir metindi. Ayşenur, bize biraz şeyden bahseder misin? Arkadaşlar müsaade var değil mi? Bir 10 dakika müsaade var mı bize? 10 dakika. Bir müsaade alalım Ayşenur. Çünkü çok faydalı bir çalışma yapıyoruz. Evet. Diğer arkadaşlar da yazsınlar arkadaşlar. Bir 10 dakika daha müsaade var mı bize? Heh, tamam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Ayşenur, bize biraz Arapça serüveninden bahseder misin? Yani ne zamandan sonra böyle açıldın? Ondan sonra dönüm noktası neydi? Ne yapmak lazım? İşte bizim mesela ilk dersimizde, tanıtım dersinde bayağı bir 20 küsur madde zikretmiştik değil mi? Hatırladınız değil mi onu? Evet hocam. Mesela onları sen kendi Arapça serüveninde onları yaşadın mı? İşte söz senin yani. İstediğini bahsedebilirsin. Yani arkadaşlarına tavsiyelerin, şunları yapın, şunları yapmayın. Tamam. Peki hocam, kaydı durdurduk mu? Yok olur mu? Kayıt devam ediyor. Peki hocam. Ben İmam Hatip okudum dışarıdan. Cumartesi, pazar günleri giderek. Ve çok olağanüstü güzel bir Arapça eğitimi göremedik. Bazı hocalarımız vardı. Yani onlar hevesliydi. Yani onların hevesinden kapmış olabilirim biraz. Bazıları korkuttu yani bayağı gözümü Arapça olarak. Ama bilmiyorum. Farklı bir şey vardı yani. Sevdirdi kendini. İlk öğrendiğim kelime Arapça olarak mesela firak kelimesi. Ayrılık demek. Bilmiyorum ben. Benim çok hoşuma gitti ve bunu unutamıyorum yıllardır. Ayrılık kelimesini öğrendim ama Arapça ile hiç o günden sonra hani ayrılmayı düşünmedim. Böyle bir zıtlık oluştu. Sonra işte ilahiyata geldik hocam. İlahiyatta zaten ilk başta ben direkt sizinle tanışmadım. Yani direkt hocalarımızın kucağına düştük. Ve hani Arapça olan hiç benim bilmediğim şeyler sundu karşıma. Başta korktum ama bunu arkadaşlarıma sezdirmemeye çalıştım. Hatta sürekli ya takmayın bir şey yok hallederiz falan desem de ben o yol boyunca hani bayağı çok debelendim. Yani bayağı zorladı başta.
Sonrasında yavaş yavaş anlamaya başladık okulda. Sonra hocam ben bir gün kütüphaneye geldim. Aslında o gün niyetim sizin kursa gelmek değildi. Öylesine bir kütüphaneye uğrayıp çıkacaktım. Sonra geldim, arkadaşlar da geldi. Kaydolalım dedik. Kaydolduk. O gün zaten bizim hayatımızda olağanüstü şeylerin olmaya başladığı bir gündü. Sonra hem sizin kursunuza hem Selahattin hocamızın kursuna devam etmeye başladık. Bu kurslar keşke hani okul süresinde, okulda bulunduğumuz süre zarfında bu kurslarda olabilseydik. Süresi kısıtlı olmasına rağmen bize çok olağanüstü şeyler kattı kurslarımız gerçekten. Zaten hani hazırlığı biz geçtiysek Ervah kızları olarak bu kesinlikle sizin ve Selahattin hocamızın sayesinde oldu. Sonrasında hocam yani hazırlığı geçtik bir şekilde. Zaten sizinle tanıştıktan sonra derdimiz artık hazırlığı geçme olmadı. Hani Arapçaya sevme, Arapçaya yönelme oldu. Böyle. Artık böyle Arapça bir şey görünce onu böyle irdeleyesimiz, böyle suyunu çıkarasımız geliyor. Böyle yani hocam. Acayip insanlar olduk. Evet Ayşenur, çok teşekkür ederim. Yani bunları duymak da bizim için çok büyük bir şeref. Yani biz aslında bunlara layık değiliz ama gerçekten siz bunları söyleyince biz de çok mutlu Hocam. oluyoruz. Olur mu? Biraz da şeyden bahsedebilir misin mesela? Yani kendi çalışma sisteminden, işte not tutma sisteminden neler yapıyorsun? Çünkü bizim mesela kendi Arapça serüveninde de o vardı. Ürkek davrandıkça, yani ben bu metni okuyamam, İşte hep sürekli bir hoca lazım, sürekli bir sözlük lazım dedikçe benim Arapçam ilerlemedi. Ama ne zaman ki kendime güvendim, bol bol metin okumaya başladım, uğraştım, yanlış yaptım, ben öğrenmeye başladım. Mesela bu tarz bir şey. Sen de bunlar hakkında, bak arkadaşlarımız da yazmış, ne önerirsiniz peki bizim öğrenmemiz için demiş mesela. Bunlardan biraz bahset yani, çalışma sisteminden. Mesela ne zamandan sonra açıldın? Hani az önce bahsettin ya, bir zamana kadar dedin, anlamadım, korktum ama bir yerden sonra açıldım. Yani o zinciri nasıl kırdın yani? Evet, tabiri caizse. Oh. Hocam yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayı gibi falan oldu bu. Hani Eylül, Ekim, Kasım veya Aralık, o aralarda. Ben okuldayken bir olay yaşadım ve bu olay benim içime çok oturdu. Bunu da arkadaşlarımın çoğu biliyor zaten. Bir dersteydik ve ben derste Necip Fazıl'ın, hani hocamız bir kalıp kullandı. Dani, hani bırakın kelimesinin bize anlatıyordu. Ben de o an şeyi çevirmek istedim. Necip abinin iki satırlık bir mısrası var. Bırakın uyuyayım, yandım kelimelerden. Dani enamu ahterigul kelam Arapçası. Ben bunu çevirdim. Yanımdaki arkadaş bunu hocaya göstermemizi doğru olup olmadığını teyit ettirmek istedi. Hocaya söyledik. Sınıftaki arkadaşlar hocam Ayşenur Arapçayı seviyor falan dediler. Hocamız da tuttu bana dedi ki kimse bir Arapçayı benim kadar sevemez. O benim içime çok oturdu bayağı. Hani çok ağrıma gitti bu laf. Ve küçümseyerek, bayağı bir küçümseyerek söyledi. Ve bu beni bayağı sarstı. Hani dedim madem Arapçayı bu kadar seviyorsunuz, hani öğrenciye neden böyle davranıyorsunuz? Zaten hocayla aramız biraz açıldı o olaydan sonra. Ben o gün inat ettim. Dedim ki ben bu fakültenin başına geleceğim. Hani bir eğitimci olarak ve hiçbir öğrencimi ezmeyeceğim. Herkese bir şey öğretiyorsam en iyi şekilde öğretmeye çalışacağım. O günden sonra ben derslerde hoca bunu yapacak var mı dese bile, hani hiç bilmesem bile, hani konuyla alakam olmasa bile el kaldırıyordum, kalkıyordum, yapamıyordum, geri oturuyordum ama bu çaba sarf etmek benim hoşuma gidiyordu. Ve zamanla bu el kaldırmalarım boşuna değil dolu olmaya başladı. Böyle, böyle gelişti. Ayşenur, çok teşekkür ederiz. Vallahi ben de çok duygulandırdım.
Allah razı olsun. Rica ederim hocam. Ek olarak yani meraklı olsunlar hocam ya. Arapça merak istiyor. Evet. Gerçek. Öyle. Başka var mı söyleyeceğim bir şey? Evet, şu anda birinci sınıfa Ha. geçti Ayşenur. Evet, soru varsa soru alayım çünkü ben böyle aklıma bir şey gelmiyor. Olay çok uzayacak diye korkuyor. Evet, arkadaşlar sorunuz var mı? Estağfurullah İsmail abi. Soru var mı kardeşimize? Eyvallah. Tamam Ayşenur, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Rica ederim hocam. Allah sizden de razı olsun Ağzına inşallah. sağlık. Eyvallah hocam. Selametle. Sağ olun. Arkadaşlar, tavsiye alalım. Benden mi Ayşenur'dan mı? Seda Nur. Benden mi Ayşenur'dan mı? Ayşenur tavsiye istiyorlar. Ayşenur. Alo hocam. Kız Seda Nur, sene içerisinde siz zaten aynı sınıfta değil miydiniz? Bir sene boyunca tavsiye aldınız. Telefon numaranız yok mu? Evet. Evet, olsun hadi Ayşenur. Hocam diğer arkadaşlar bu tavsiyelerden mahrum kalmasın diye onlar da duysun istedim. Ha, tamam Seda Nur, iyi yaptın. Tamam. Evet Ayşenur, tavsiyeler. Hocam komutanımız demiş ki günde kaç saat çalışalım? Komutanım valla bu pandemi sürecinde biraz düzenlerimiz aksadı. Günde yani mümkün olduğu kadar hocalarımız da hep söyler az ve devamlı diye. Hani günde bir paragraf olsa çözümleme hani böyle minik veya bir cümle bile. Sadece günde bir cümlenin irabını yapıp bıraksak bile o yeterli olabilir. Ama yani istiyorsak ki gelişmek. Hani eğer gelişmek istiyorsak bunu artırabiliriz ama çok fazla da olunca insanı sıkıyor. Düzenli olarak mesela şey yapabiliriz ve bunun ben çok faydasını görüyorum. Günde mesela en az bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuyup onun böyle kelime kelime mealine bakabiliriz. Ki bunun bayağı dediğim gibi fazla faydası var. Öyle ama şey çok önemli. Hocam bu emsile bina yani temelden ayrılmamak. Temelden ayrılmadan hani temeli oluşturup öyle çıkmak çok önemli. Ki bu dersleri de zaten arkadaşlar aksatmasa çok iyi olur. Başka soru var mı? Nasıl çalışmalıyız? Naciye hocam. Vallahi Ayşenur, Mesut abla şey demiş. Ben de sizin gibi meraklıyım, bana yardım eder misiniz? Evet, senle Mesut ablayı buddy yaptım, tamam mı Ayşenur? Tamam. Komutanım biliyor ya, askerde buddy'ler var ya, senin artık Evet. buddy'in Mesut abla. Tamam mı? Şey yapalım yani. Yani teşbihde hata olmasın. Ensar muhacir yapalım. Herkes bir kardeş edinsin kendine, tamam mı? Ders arkadaşı. Ona Tamam şerik. hocam. Ona şerik diyorlar, şerik. Ben diğer muhacirleri bırakayım o zaman. Ondan sonra çalışmaya başlarken verimli olması için ettiğin özel bir dua var mı demiş Ayşenur hocamızın demiş Seda Nur. Metinleri harekeli mi hareketsiz mi tercih edelim demiş mesela Salih hocam. Mesut abla demiş ki Arapça öğrenmek için ne sulardan geçiyorum bir bilsen seni dinlerken amin ne olduğunu çözdüm. Evet Mesut Aa, amin. abla. Mesut abla çok güzel yazıyor da ben anlamıyorum işte Mesut abla. Sağ Evet. olun. Bunlar genel olarak sorular bunlar. Ha şey bir de Naciye şey yazmış. Yukarıda yazmış herhalde. Nasıl Nasıl? çalışalım demiş. Ha? Evet genel olarak bunları bir toparla istersen. Soruları. Hocam, Naciye hocam. Hocam. Benim biraz klavyede sorun var zannedersem. Biraz yazdıklarım oraya başka şekilde harf olarak çıkıyor. Olsun abla biz çözüyoruz. Abla senin canın sağ olsun ya. Yani o senden dolayı değil bizden ötürü yani. Ben anlamıyorum yani. Senden yana sıkıntı yok. Tamam mı abla? Evet Sen bizim hocam ben... grubumuzun neşesisin. Başımızın tacısın. Tamam mı? Hocam şunu demek istiyorum uzatmayayım.
Size gönderdiğim bir Arapça kitabı vardı ya, hani ilk gönderdiğim resmini attığım. Onun içindeki ben metinleri okuyabiliyorum hocam. Çok güzel. Çok güzel abla. Evet. Yani çok rahat bir şekilde orada tesniye mi var, cemim var okuyabiliyorum. Benim tek şeyim amamil derken ötre, esre onlarmış ama ben farklı bir şey olduğunu sanıyorum. Benim tek sıkıntım bu hocam. İşte onları da halledeceğiz abla. Hiç merak etme. Evet, Tamam. şu anda çözdüm. Allah razı olsun Hı. hepiniz. Daha da öğreneceğiz. Aldı. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, çok sağ olun. Evet Ayşenur. Naciye hocam, nasıl çalışmalıyız sorusuna şey yapıyorum. Hocam her insanın farklı bir çalışma stili vardır. Ben mesela defter tutmayı doğru düzgün hiç beceremem. Sürekli notlarım orada buradadır ve ben bunu boş vakitlerimde düzeltmeye çalışırım. Kimi insan küçük notlar tutarak çalışır ki ben de o küçük not tutuculardanım. Dinleyerek mesela hocamız metinlerin ses kaydını atıyor Allah razı olsun. Bu çok faydalı oluyor. Ek olarak yazarak. Ama en faydalısı anlamasa bile hani herkesin evde kardeşi vesaire veya başka bir Arapça öğreneni yok. Anlamasa bile otur annenin yanına. Annene zorla konuyu anlat hocam. Bu gerçekten hani şahsen ben bu şeyden çok faydalanıyorum. Hani zorla anlatma bahsinden. Başkasına anlatarak yani gerçekten konu sende oluyor o zaman. Başka soracağım bir şey var mı Naci? Yoksa ben diğer şeylere geçeyim. Çalışmaya başlarken verimli olması için ettiği özel bir dua var mı? Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Seda Onur. Metinleri harekeli mi hareketsiz mi tercih edin? Salih hocam, başlangıçtaysak zaten hareketsiz okuyamıyoruz. Yani direkt hareketsiz metni alınca korkup geri bırakıyoruz. O yüzden başta hareketsiz, sonra kademe kademe harekeli diyelim. Tam tersini söyleyecektin herhalde. Başta harekeli, sonra kademe kademe hareketsiz. Ters mi söyledim? Tamam hocam. Çok özür. Yok yani onu kastettin değil mi yani? Başta harekeli, Aynen. daha sonra kademe kademe harekeyi bırakacağız. Hareketsiz de doğru. Evet, yazarken de böyle mesela hocam. Şey, Fatma Nur Uter demiş ki hocam siz burada seviyemize göre tahmini eşleştirirseniz birbirimizi anlatsak. Evet tamam, yapalım inşallah. Hareketsiz okumada sana yardım eden var mı demiş Birgül. Hocamızın sık kullandığı bir tabir var, meleke kesbetme. Zaten hocam harfi cerden sonra gelen işte mecrur vesaire onlara göre zamanla oturuyor yani. Okudukça, çalıştıkça, özellikle yazdıkça. Dinlemenin de çok faydası oluyor. Hani hepsi bir arada gidiyor yani at başı gidiyor. Rica ederim hocam. En Evet, sevdiğim. Naciye demiş ki en merak ettiğim aslında Arapça gönlünüzde nasıl duruyor demiş, muhabbetiniz yani. Hocam ya arkadaşlarım ve diğer sevenlerim kıskanıyorlar çünkü ben de çay bir, Arapça iki hocam. Bunu diyeyim herkes anlar zaten. Evet, başka var mı Ayşenur? Başka yok herhalde. Başka yok herhalde hocam. Tamam. Allah razı olsun Sizden hepinizden. de Ayşenur. Evet. Kapatabilirsin mikrofonunu. Arkadaşlar, ben gerek birinci öğretim grubu, yani bu Fatma Nur Utarların, işte direkt o Fatma Nur yaparların, işte Kübraların, şuradan bakayım, unutmayayım kimseyi. Hilal'in Durna, işte Kevser, Akpınar, ondan sonra Melike Şahin. Onların grupları da çok güzel yani, arkadaşlık ortamları. İkinci öğretim işte Naciye'lerin, Nur Fidan'ın, işte Ayşe Nur'un olduğu grup da çok iyi. İşte Tuğçe'lerin. Evet. Diğer arkadaşlarımız da var. Onlar da zaten alıştı. Güzel bir grubumuz var. Elhamdülillah yani. Bunu biz hani bir dua ediyoruz mesela. Allahümme hazel mekanu leyse bi mekan ve hazel şanu leyse bi şan. Allah'ım bu mekanı yani biz elde etmedik. Sen bize bu mekanı verdin. Bu şanı şerefi biz elde etmedik. Sen bize bu şanı şerefi verdin. Yani sen olmasaydın biz
parmağımızı kaldıracak kuvvete bile sahip değildik. Allah'a çok hamd etmek lazım, şükretmek lazım. Yani işte saat 11'i 10 geçiyor ama biz elhamdülillah bir derdimiz var, bir şeyden bahsediyoruz. Yani ben Ayşe Nur'un yani tabii hocanın hissi ayrı olur tabii. İlk baştan beri ben takip ettiğim öğrenciler arasında hep gelişimini dakika dakika, gün gün, ay ay takip ettim. Ama biliyorum yani neleri doğru yaptığını, neleri yapmadığını. Yani aynı şeyleri arkadaşlar size de tavsiye ediyorum. Yani hepinizin aslında bende ayrı şeyleri, ayrı dosyaları var diyeyim yani. Anlatabildim mi? Ama Allah'a şükür hiçbirinizden bu zamana kadar yani bir saygısızlık, bir incinme, kırılma olmadı. İnşallah benim de size karşı öyledir yani. Ve bu muhabbetimiz daim olur. Yani orada mesela Ayşe Nur'un anlattığı bazı şeyler çok duygulandım ben. Mesela orada hocasından bahsetti. Yani normalde Arapçayı benden çok kimse sevemez. Sözü aslında karşı tarafın alınmasını gerektiren bir söz değil. Söz değil. Ama işte onu nasıl bir manayla söylediyse Ayşe Nur da tabii haklı olarak alınmış. Ama zannediyorum yani o Ayşe Nur'un muzdarip olduğu hoca tarzı veya başka arkadaşların da kendi anları vardı tabii. O tarz bir hoca olmamaya çalıştım. Yani ben aslında yani kendime hoca denmesini de layık görmüyorum ama bunu böyle mütevazilik olsun diye söylemiyorum yani. Gerçekten inanarak söylüyorum. Ama daha çok böyle ben her zaman şuna inandım. Yani benim öğrenciyi tanımam lazım. Yani öğrencinin ismini, cismini, memleketini, ondan sonra huyunu, suyunu benim biraz tanımam lazım yani. Anlatabildim mi? Yani çocuğun cebinde parası yoksa, yemek parası yoksa, otobüs parası yoksa sen bu adama dersi dikte edemezsin yani. Başka bir sıkıntısı varsa, ondan sonra başka bir sıkıntısı varsa, ailevi sıkıntısı, sen buna dikte edemezsin. Yani önce bir frekans yakalamak lazım yani. Önce bir frekans yakalamak lazım. Ondan sonra zaten hepsi oluyor. Ders noktasında da Ayşe Nur zaten gerekenleri söyledi. Biz de ilk dersimizde dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar benim size tavsiyem özet olarak şu, hatta bu cümleyi yazabilirsiniz. Hoca ne kadar iyi olursa olsun, talebe ne kadar zeki olursa olsun, esas zinciri kırdıracak olan, esas talebeyi uçuracak olan, yani bu Arapçada geliştirecek olan bireysel şahsi gayrettir arkadaşlar. Tamam, cümlem bu. Hoca dünyanın en iyi hocası olsun, talebe de dünyanın en zeki talebesi olsun, esas öğrenciyi geliştirecek olan bireysel gayrettir. Ayşe Nur başladığı zaman da biliyorum ben, şimdiki durumda biliyorum. Çok çok iyi de olacaktır. Hepiniz çok çok iyi olacaksınız. Buna inanıyorum ben. Dedim ya, burada kimsenin kimseye bir üstünlüğü, alçaklığı yok. Herkes çok iyi olacak. Yeter ki arkadaşlar, yeter ki bireysel çalışma. Yani ben sizi bir yere kadar götürecek neyim? Vasıtayım yani. Hani mesela komutanım daha iyi bilir. Yani o askeriyenin içinde şimdi ben 18 gün askerlik yaptım. Şimdi 18 gün askerlik yapınca ne kadar anlatabilirim ya? Komutanım 20 senedir ordunun içinde. Ama biliyorsunuz bir stand-upçı var, Cem Yılmaz. O mesela ne anlatıyor? Bir yere kadar diyor işte astsubay yüzbaşına götürüyor. Sonra yüzbaşı kopuyor oradan. Yüzbaşı albaya götürüyor. Albay genelkurmaya götürüyor. Diğerleri kopuyor yani arkadan. Ondan sonra yani ben sizi bir yere kadar sevk edebilirim. Tamam. Bizim mesela rahmetli Deli Mustafa hocamız vardı. Babam ona hep Veli Mustafa Hoca der. Yani Vaiz Ahmet Efendi'nin 5 tane icazet talebesinden biri. Hatta hatırlarsanız medresedeki sınıflardan bir tanesi de oydu. Arkadaşlar. Mustafa Orhan Hoca Efendi sınıfı. Hatırladınız mı? Selahattin Hoca'nın sınıfı vardı ya. Selahattin Hoca ile ders yaptığınız sınıf. O mesela Mustafa hocamız şey derdi. Yani gidersin işte ne okuyorsun oğlum sen? Hocam ben bina okuyorum. Gel oğlum gel. O benim işim. Gel. Bina okutur. Ne okuyorsun oğlum sen? Avamil. Oo, gel. Okutayım seni. Ondan sonra gidersin. Hocam ben Nurlizah okuyorum. Yok kardeş yok. Ben Nurlizah okutamam kardeş. Onu Ahmet okusun. Selahattin okusun.
Gidersin işte tefsir okumaya. Yok kardeş yok. Ben tefsir okutamam. Onu Selahattin okusun. Ahmet okusun onu. Anladın mı? Yani biliyordu şeyini. Süper bir sarf nahibi vardı mesela rahmetli Mustafa hocamızın. Ama tefsir, hadis onlar da bilirdi yani. Çünkü dediğim gibi kalp gözü açık bir insandı. Veli bir insandı. Ama onlara hiç girmezdi yani böyle. Şimdi aynısını ben de söylüyorum. Yani bir yerden sonra benim size verecek bir şeyim yok arkadaşlar. Yani ben size zamanınızı ben sizin çalamam. Bir şeyler biliyormuş gibi bir yerden sonra sizin vaktinizi alamam yani. Siz zamanınızı değerlendirirsiniz, değerlendirmezsiniz. Hoyratça kullanırsınız, o beni ilgilendirmez. O sizle Allah arasında. Ama sizle ikili hukukumuzda ben sizin zamanınızı alamam. Yani ben size öğreteceğim ne varsa işte bir ayda, iki ayda, üç ayda, altı ayda öğretirim. Ondan sonra siz kendiniz yorulmaya başlamanız lazım. Tamam mı? Yani işte rahmetli Mustafa hocamız gibi kendimin iyi okumadığı, anlayamadığı dersleri, ilim dallarını size okutmam yani. Kendim ne zamanki okurum, iyi anlarım, öyle ders yaparız. Anlatabildim mi arkadaşlar? Evet. Hocam lafta değil özde. Bu kadar yıllık eğitim hayatında sizin gibi öğrencinin her şeyle ilgilenen, derdine kadar soran, bilgi aktarımını öğrenmek isteyemeyen birine bile zorla kafasına sokabilecek ideniz. Estağfurullah. Ayşe'nin dediği gibi estağfurullah arkadaşlar. Ya öyle zaten yani ben de öğrenciyim yani. Diyorum ya ben hep öğrenci hissediyorum kendimi yani. Hocam o kadar özledim ki Ervah'ta ders görmeyi. Bunları dinlerken bile gözlerim yaşarıyor. Çabucak yüz yüze Ervah'ta yine ders yapmak lazım. Arkadaşlar beni ağlatacaksınız. Ondan sonra evet. Demek ki yani işte diyorum ya az önce bir dua ettim ya işte Allahümme hâzel mekânü leyse bir mekân ve hâzel şânü leyse bir şân. Yani Allah'ım sen bu mekanı biz elde etmedik, sen bize verdin. Bu şanı biz elde etmedik, sen bize verdin. Sen nasip etmesen biz parmağımızı bile kaldıramayız. İşte bak bu muhabbeti, bu sevgiyi anlatmak istediğim buydu aslında. Bak bu frekansı yakaladığımız zaman arada bir ünsiyet oluyor yani, anladın mı? Elhamdülillah yani. Evet. Arkadaşlar bak ben bunu samimiyetle söylüyorum size. Ben bu gruptaki insanların 5 sene sonra, 6 sene sonra artık hayalindeki neyse bilemem ben. Akademisyen mi olmak, diyanette mi hizmet etmek, milli eğitimde mi veya anne olup iyi evlat yetiştirmek mi onu bilemem ben. Ama bu gruptaki herkesin ben çok 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 dünya ve ahiret olarak inşallah Allah sırat-ı müstakimden ayırmasın. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Kesinlikle yani bunu yürekten inanarak söylüyorum. Evet. Çünkü elhamdülillah bir samimiyet var. Dediğiniz gibi işte egodur, kibirdir, şudur budur yok. Beraber öğreniyoruz. Beraber akşamları ders yapıyoruz. Muhabbet ediyoruz yani. Bu kadar yani. Vallahi ben size açık söyleyeyim. Yani ben Skype'den işte benim abim Urfa'da işte bir ara Skype'den görüşüyorduk mesela. Açıyorduk. 2 saat, 3 saat muhabbet ediyorduk. Ondan sonra bazen onunla da Arapça okuduk. Yani ha onunla açmışım Skype'den bağlanmışım. Muhabbet etmişiz. Ha sizle muhabbet etmişim. Hiçbir fark yok yani. Ben dersten çok öyle görüyorum yani. Anlatabildim mi? Alışkanlık oldu. Bende de alışkanlık oldu yani. Ki sizde de zaten alışkanlık olmuştur yani. Yoksa kimse bu saatte deli divane değil yani. Evet arkadaşlar. Kaydımız da açık kaldı. Bu da bizim ana dersimiz olsun inşallah. Arkadaşlar bu etkinliğimize devam edebiliriz. Sizlerden Ayşe Nur'a ben teklif ettim. Sizlerden de aynı şeyi bekliyorum. Derse katılmanızı, bu şekilde metne hazırlanmanızı ve bu şekilde Ayşe Nur gibi okumanızı bekliyorum. Yarın bu metnin üzerinde ne yapalım arkadaşlar? Gramer olarak duralım. Kalıp ifade olarak duralım. Tamam mı? Zaten Ayşe Nur'un dediğim gibi çok az hataları vardı. Onlar da çok normaldir. Hepimizde var o hatalar. Ondan sonra sadece biz metni biraz daha açacağız. Ama sizlerden bekliyorum yani, tamam mı? Hocam işte sabahtan yazabilirsiniz veya bir gün önceden. Hocam ertesi günkü metin bende diye. Tamam mı arkadaşlar? Anlaştık mı? Güzel oldu değil mi bu şekilde bir ders yapmamız? Sürpriz dedim ya, sürprizimiz buydu. Güzel oldu değil mi arkadaşlar? Yani herkesin aslında kendinin bir hikayesi var. Bak ben mesela ilk gün aklıma bir çalışma geldi. Hani
hatırladınız mı? Sizden şey istemiştim. İşte Arapça serüveniniz, kendinizi tanıtan ve ilk ders hakkındaki izlenimlerinizi yazan metinler almıştım sizden. Hatırladınız mı arkadaşlar? Hatırladık mı onu? Mesela orada şeyi fark ettim. Ya herkesin yani o kadar farklı bir hikayesi var ki, anlatabildim mi? Ya ben ilahiyatta Arapça hocası olayım, derslere gireyim. Ya ben ilk bir ay ders yapmam ya. İlk bir ay öğrenci kompozisyon yazsın. Aynı sizden aldığım mesajlar gibi. Ben onları tek tek okurum yani. Anlatabildim mi? İlk bir ay ders versen ne olacak, vermesen ne olacak? Lan 8 ay ders veriyorsun da ne oluyor zaten? Anlatabildim mi? Yani ilk bir ay ders verme. Ama öğrenci yazsın. Kimdir, nedir, nasıl gelmiş oraya? İlahiyat ne, Arapça ne? Yazsın. Tamam mı? Yani ben ilahiyatta hazırlık sınıflarında hoca olayım. Benim ilk yapacağım şey bu çalışma arkadaşlar. Hani biraz ilkokullarda oluyor ya, yaz tatilinde ne yaptınız, kompozisyon yazın. Öğrenci yazsın, ben bir ay onları okurum. İşte orada şunu fark ettim. Herkes aslında farklı farklı bir hayat hikayesi var. Herkes özünde cevher arkadaşlar. Yani herkes özünde cevher. Ayrı ayrı pırlanta yani, onu söyleyeyim yani. Herkesin farklı farklı hikayesi var. Ve biz bunları bir nasıl diyelim, bir potada, bir merkezde toplamak istiyoruz. Bu kadar. Evet. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Çok özür diliyorum. Normalde bu dersimizin 10.30'da bitmesi lazımdı. 11.30'a doğru geldi. Yani çok özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Yani çok da böyle mahcup oldum. Ama inşallah faydalı olmuştur. Tamam mı arkadaşlar? Helal hoş olsun. Birbirimize dua edelim inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.